Sen bu birkaç gün evle ilgilen. Toparlanınca dönersin şirkete tekrar. Hiç sanmıyorum. Hatta imkansız. Cennet, güven bana. Tamam? Güven. Arzu Hanım. Ne taraftasınız acaba? Evet. Evet, biliyorum orayı. Tamam. Müsaitseniz eğer bir konu hakkında konuşmak istiyorum da. Olur, olur tabii. Melisa da burada. Bekliyoruz. Tamam, geliyorum. Hoş geldin Cennet abla. Abla, ne oldu sana? Besteciğim, iyiyim, yok bir şey. Ya nasıl yok, yaralanmışsın, kolunu sarmışlar, emin misin? Telaşlanma hemen, iyiyim, anlatacağım hepsini. Cennet, koluna ne oldu kızım? Aa, burası da yırtılmış. İyiyim babaanneciğim, yok bir şey. Söyle, söyle, bir şey olmuş. Ne oldu yavrum? Bana bak, kaza falan mı geçirdin yoksa? Yolda takıldım, düştüm. Telaşlanmayın. Hay Allah ya Rabbim. İyi, otur da anlat bakalım, nasıl düştün, nerede düştün, ne oldu? Ya bu kadın deli mi? Durup dururken neden kovuyor seni? Acaba işe geç gittin diye mi kovdu? Bilmiyor mu başına gelenleri? Düşmanıymışım gibi bakıyordu. Sanki ona çok kötü bir şey yapmışım gibiydi. Ya sen kimseye kötülük yapamazsın ki. Canım ablam benim. Besteciğim, babaannem şimdilik bilmesin. Bir şey söyleme, olur mu? İyi de işe gitmediğini görünce anlamayacak mı sanki? İşte tadilat falan, birkaç gün izin aldım derim. O sırada da bir şey bulurum. Öyle kolay değil ki iyi bir iş bulmak. Zaten iyi bir şey bulmak için bekleyemem. Ne bulursam yapacağım.